Önce zile basıyorum. Bakın. Basım kapıyı. Açım kapıyı, açım kapıyı. Yani kimse yok. Ey yok. Selam. Ne haber? Şimdi şey diyenler oluyormuş. Ben bu gerizekalıya mı abone olmuşum? O gerizekalı dediğiniz duan o manyak ekstrem bir şey yapacak. Birincisi komşusunun evine haberi olmadan girecek. Muhtemelen onun kapının ziline gizlice basmam. Tabii ki onun kapısını açmasını beklemem. Hah, bunu yaptıktan sonra gizlice içeri girmem gerekiyor. Gizlice içeri girdikten sonra gizlice balkona girmem gerekiyor. Oh, manyak terakıtçı. Ve o gizlice girdiğimiz süreçte komşumun ruhu duymadan onun balkonda kalmam gerekiyor. Hem de 24 saat boyunca. Vallahi şimdi ben 24 saat boyunca tuvalete gidemeyeceğim için kendi evimde rahat rahat. Bir daha asla tuvalete gidemeyeceğim. Tuvaletim bittikten sonra markete gitme planlarım var. Eğer 24 saat boyunca aç kalırsam. Abi bir de şöyle bir şey var. Eğer ben çok mama alırsam ve 24 saat boyunca bunların hepsini yersem tuvalete gitmem gerekecek. Onun için az mama almam gerekiyor. 24 saat boyunca taktikli. Küçük minnoş bir çantamız var. 24 saat boyunca için bu çantayı aldım arkadaşlar. Daha fazla 24 saat videoların gelmesini istiyorsanız bu çantayı çok kullanacağız. Onun için bu video deli like bekliyorum. Kaç like, kaç. Ben diyorum 500. Çorabım diyor 1500. Geceleri soğuk olacağı için tabii balkonda oluyorum. Soğuk olması çok normal. Benim öncelikle ceket almam lazım. Ceket, powerbank ve telefonumu alsam yeterli. Çantamız burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi içinde ne var? Işıklandırma falan da var. Kulaklık da almamız lazım. Saçlarımızı taramamız lazım. Tabii 24 saat boyunca balkonda kafamıza kuşlar sıçmasa saçımızı dakikada bir tararız artık. Ve bu da geceliğim gibi bir şey. Öylesine koyalım bakalım. Lazım olur. Belki orada balkonda uyuyacak yer bulabilirim inşallah. Benim merak ettiğim şey balkon temiz mi pis mi? Evet, elimizde şöyle bir ceketimiz var. Bu ceketle idare ederim diye düşünüyorum. Donarsam artık. Yapacak bir şey yok. Like atın videoya. Merhaba arkadaşlar, şimdi dışarı çıktım. Önce markete gidip biraz mama almam gerekiyor. Bunu ben değil, bunu midem söylüyor. Çok acıkmış. Bakar mısın şu gibi bir şey? Hah, asansör geldi. Ne diyeceğiz? Düşünsene ben burada dans ediyorum, kapı açılıyorum. Arkamda insanlar beni izliyor. Çok komik olmaz mı? Karantinadan çıktık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dışarıda kimsecikler yok. Acıktım, bayağı acıktım. Biraz sık ya da karam olmaktan daha çok. Evet bebeğim. Poşet de alabilir miyim? Evet arkadaşlar, market alışveriş işlerim bitti. Kapının açılmasını açıldı. Altıya da sözü arkadaşlar. Direkt komşumun evine gitmek istiyorum. Hiç eve gidip vakit kaybetmek istemiyorum. Elimde bir tane mamam arttı. Yani çantaya koydum hepsini. Kamerayı elimde tutamadığım için, zor olacağını düşündüğüm için direkt mamalarımı aldım, çantaya yerleştirdim. Bugün hem de hırsız gibi içeri girmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi sesimizi keselim. Ben bayağı bir girdim yalnız. Bak bayağı bir girdim. Şunun cebisine basıyorum. Bakın. Basım kapıyı. Ses geliyor. Bakın ses geliyor. Yanlış bastılar deyip kapattı. Tekrar basacağım. İçeri girmeye çalışacağım. Girersen kamerayı elimde taşıyamayacağım arkadaşlar. Girersen direkt balkona koşacağım. Size bir şey söyleyeyim mi? Ayarlasam bu kadar gelmez. Ayarlasam bu kadar gelmez. Evde şu an 3 farklı ses duyuyorum. Büyük ihtimalle 3 kişi var. Ben gizlice balkona girmeye çalışacağım. Şurada bir ayna var. Şurada bak. Şu aynaya dikkat etmem lazım. Arkadaşlar şansıma bak, bu kadar ben bu kadar şanslı olamam. Kapıyı kendileri kapattı. Ben de içeri girebildim. Çünkü oradan karşıdan görebilirler direkt girersem. Ayna var hem de karşıda. Mutfakta birisi vardı. Abi şans üstüden şans. Mama var lan. Dur, çok bağırdım. Şans üstüden şans. Kendileri kapıyı kapattı. Mutfakta birisi vardı. Mutfak kapısı kapandı. Oturma kapısı kapandı. Şu an ben balkonu olan şey değil, odadayım. Mamalar da var orada. Yalnız bir şey diyeceğim. Şans üstüne yemin ederim ben bu kadar da şanslı olamazdım. Açalım şu şeyi, açalım.
Oh, bayağı kalmışon var ya, küt 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 atıyor arkadaşlar. Şimdi burası berbat durumda. Yani beklediğimden daha da pis. Şuraya bakar mısın? Burayı öncelikle bir temizlememiz lazım. Zorlu kısmı atlattık. Biraz nefes alalım. Şimdi arkadaşlar buraya ben bavulumu koydum. Küçük 24 saatlik geçirmem için zamanımı bavulumu koydum. Gördüğünüz gibi burada bir şey var. Yalnız bu kuru. Bunu yapamayız. Pis artık. Burada 24 saat... Anam kendisi kapanmıyormuş. Sıkıntı yok. Şimdi burada biraz pis ama burada bunun üstüne kalabileceğimi düşünüyorum. Ve böyle bir terlik bırakmış komşum bana. Ya hiç haberim bile yoktu. Ama güzel olmuş. Burada bir tane merdivenimiz var. Merdiven bir işimize yaramayacak sanırım yani. Çünkü biz balkonda zaman geçirmeye çalışacağız ve burada bir mama. Allah belanı ses geldi. Yemin ederim ses. İçeriden ses geliyor bak. İçeriden ses geliyor. Umarım birisinin içeri girdiğini fark etmemiştir. Çünkü bu dairelerin kapısı açık kalmıştı arkadaşlar, dış kapı. Allah'ıma bu kadar şans yok yani, o kapıdan içeri girdim. Şurada mamalarımız var gördüğünüz gibi. Bu mamalar benim. Ve orada da mamalarımız var. Bu güzel oldu. O aldığım kolaydı arkadaşlar, şeyde unuttum. Diğer odada unuttum. Oraya geçerken almayı unuttum ama sıkıntı yok, burada da kola varmış. Neyse, komşu komşunun mamasına muhtaçtır demiştik. Alalım şunları. Hop. Alalım mamamızı, şuraya koyalım. 24 saati burada geçeceğiz artık. Lanet olsun. Kapımızı kapatalım. Şöyle survival minik evimiz. Oh, çok iyi. Zart. Şimdi arkadaşlar ilk 10 dakikayı burada geçirdik. Sıkıntı yok ve mamamız var. Şöyle mamamızı alalım. Biraz yerleştim. Şurayı falan temizlemeye çalıştım. İyi oldu. Tamam. Komşum mutfağında. Haberi kendisinin ruhu duymuyor. Ben burada kendi mısırını, kendi mamasını yiyorum. Kendisi şu an karantina altında. Bu mısırını ararken önlemimi aldım. Hemen perdeyi çektim. Görürse sıkıntı yok. Yani buraya gelirse sıkıntı yok. Şimdi ben burada mamalarımı yiyorum. Tamam. Kolamı da içiyorum şöyle. Keyfe geldim moruk. Sıkıntı şu, 10 dakikaya geçirdim ama 24 saati nasıl geçeceğim? Hadi bakalım ne yapacağım. Arada bir aksiyon olsun diye dışarı çıkacağım. Umarım yakalanmam. Sağa şu an tam bakıyorum. Saat 11.30 arkadaşlar. Yani yarın 11.30'a kadar buradayız. O yüzden çantamı açtım, bakalım çantamın içinde neler var. Zaman geçirmek için. Tarak var. Tarağı unutmamışım. Mamalar ve deodorant var. Deodorantımızı sıkalım. Parfüm. Şimdi ben buraya yer yatağı açıyorum arkadaşlar. Biraz uzanayım. Çünkü dün gece uyumamıştım. Gözlerimdeki şu şişliklerden anlarsınız. Neyse ben uyuyorum. Umarım yarın sabaha kadar uyumam. Like atmayı unutmayın. Dışarısı tam olarak böyle arkadaşlar. Size konum atmış oluyorum. Misafirperverliğimi buradan balkona sergiliyorum. 6. kata çıkıp buradan atlayabilirsiniz. Ya da uçakla atlayabilirsiniz yanıma. Düşünsene ben bunu derken şimdi oradan aşağı bir atlıyormuş. Tam da yanıma yerleşiyormuş. Ve bu benim takipim oluyormuş. Çok zor bir ihtimal. Dışarıda güzel hava varken tam nenelik hava böyle. Aralıksız 9 saat uyumuşum arkadaşlar. Şöyle saf baksım yanımda zaten. Allah'tan bunu getirdim ve şarjı full. Sıkıntı yok ama şu an donuyorum. Öleceğim. Tahmin ettiğimden de bayağı bir soğuk şu an. Şöyle göstereyim, beton ve yer yatağımı kurdum buraya, arkama uzanıp yatacağım. Dışarıda bir değişiklik olmamış arkadaşlar. Perde aynı duruyor yani, buraya gidip beni fark eden birisi olsaydı şimdi çoktan balkondan aşağı atmışlardı. Sorun şu ki çamaşırlar asılı, bunları almaya gelecek olan, eğer bu çamaşırları toplayacak olan birisi varsa benim aniden burayı terk etmem lazım. Şu an balkondan izliyorlar moruk bak. Herkes acaba evine hızlı mı geliyor? Lan ben harbiden ne yapıyorum ya, manyak mıyım ben? Komşuma haberi olmadan ben niye buraya geldim moruk? Aha bakar mısın abilere, amcalara, beni izliyorlar. 4K videolar çekemezsem ya, onlar da Full HD izlemiş oluyor. Sesimin haline bakar mısın? Ne yapıyorum lan, iyice manyamışım. Arkama bakar mısınız? Arkam manzara böyle. Artık sürem dolduğuna göre evime gidebilirim. Rahat rahat bir uzanayım, televizyonumu falan izleyeyim. Sıkıldım bu hayattan. Gerçekten yorucu bir 24 saatti. Ben duvar bakıyorum, duvar bana bakıyor. Arasına diğer komşu teyzelerimle de konuşuyorum. Güzel ya, hasret gidiyorum. Bu arada çamaşırları toplamaya gelen kimse olmadı. Şimdi dışarı çıkmam gerekiyor benim. Yani bu olduğum karantina altının balkondan dışarı çıkmam gerekiyor. Güzel ses gelmediğine göre dışarı çıkabilirim.
Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben çantamı unuttum arkadaşlar. Zart.